Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Açık Oturum programıyla karşınızdayım. Bugün değerli konuklarım eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Anayasa Hukukçusu Mert Duygun ve siyaset bilimci Sezin Öney. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini konuşacağız. Hem hukuki boyutunu konuşacağız, değerli hukukçu konuklarımla konuşacağım ve tabii ki siyasi boyutunu konuşacağız. Siyaset bilimci değerli konuğum Sezin Öney de meselenin biraz siyasi boyutunu, bu hukuk süreci niye işletilmiyor, mesele hukuki mi yoksa siyasi mi, bu kısmını değerlendirecek. Hemen tabii ki Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'le başlamak istiyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Hoş geldiniz. Efendim deniyor ki dünden beri bir usul hatası yapıldı Meclis Genel Kurulu'nda. Bir usul hatası var mı efendim? Ne diyorsunuz? Yani Meclis Genel Kurulu'nda Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, okunan karar nedir? Ne olması gerekir? Şimdi Türkiye Büyük Meclisi üyelerinin düşürülmesi kararı meclisin üzerinde çok duyarlılık durup iyi inceleyip aklıyla sıkı dokunduktan sonra verilmesi gereken bir karar. Ben Türkiye Büyük Meclisi çoğunlukla aldığı karara katılmıyorum. O kararın uygun olduğu kanısında değilim. Anayasa aykırı açık milletvekilinin düşürülmesi kendilerinin milletvekili olarak aralarında bulunması istemedikleri için çoğunluğun aldığı bir karar. Nitekim azınlıkta kalan CHP'li üyelerle öbür partilerin gösterdiği tepkide bunun açık ve belirgin bir kanıtı. O bakımdan yasama organındaki ışıkları karartmanın rejime hiçbir faydası yok. Bu karar çoğunluk partisinin aldığı kendi isteklerini dayatma ürünlerinden birisinden başka bir şey değil. Evet. Efendim Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz iki kez hak ihlali kararı vermişti Can Atalay hakkında, ancak yerel mahkeme bu kararı uygulamadı. Hatta Türkiye hukuk tarihinde benzeri olmayan bir biçimde Yargıtay'a dosyayı gönderdi ve Yargıtay da Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi bu süreç işletilmemişken, yani 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı uygulamıyorken nasıl oluyor da milletvekilliği düşürülebiliyor Can Atalay'ın? Şimdi Türkiye'nin böyle siyasal ve ne diyeyim rejimsel deriz hem de hukuksal da hatta diyebiliriz. Her katında bana göre giderek bir bulutlanmaya aşan bir yoğun kararma var. Bir giderek Atatürk Cumhuriyeti'nin bize emanet edilen ilkelerini korumak yerine ona bir nevi karartma yarışında görüyorum ben kimi ilgilileri. Bakın bu sözüm belki arama doğru söylerim karşısındayım. Artık hukuk devletinin niteliklerine, hukukun bizi bağlayan kurulların esenliğine, güvenliğine uymak saygısı diye bir şey pek kalmadı. Herkes bildiğini okumak çabasında özellikle son zamanlarda siyasal otoriteye, iktidarlara uyma eğilimlerini ve zayıflıklarını ve kötülüklerini üzüntüyle izliyorum. Daha buna açık bir şey söylemeyi de kendi kişiliğime uygun bulmuyorum. Bildiğim kadarıyla aslında hukuki olarak konuşacak çok bir şeyin olmadığını da düşünüyorsunuz efendim, hani ağırlıklı olarak. Tabii yani her şey açık saçık ortada. Bu siyasal iktidarın kendi çoğunluk gücünün yaşama geçirilmesinden başka bir çaba değil. O bakımdan onlar bunlara katlanamıyorlar. Ben siyasal iktidarların ağırlığını her zaman bir diktatör olarak görüyorum. Diktatörlüğü mutlaka ilan edilmesi şart değil. Çoğunluğun aldığı kararlar ve dayatmalar da bizim ülke katında bir şeydir, diktadır. O bakımdan iktidarlar diktaları dünyada yalnız Türkiye'dedir. Rejimler için en tehlikeli gelişmedir. Bunu göz ardı etmemiz olanaksız. Bugün de Türkiye'de Recep Tayyip'in yönetimindeki siyasi iktidarın, anlatabiliyor muyum, dayatmalarından başka bir şeyi yaşamıyoruz. Gayet açık seçik söylüyorum. Peki efendim, işte tam sizin ifade ettiğiniz gibi bunlara karşı Türkiye'nin kurumları vardı. Anayasa Mahkemesi bunlardan biriydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunlardan biriydi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında Anayasa Mahkemesi'ne, yani anayasaya aykırı bir uygulama mı yapılmış oldu? Böyle demek doğru mu efendim? Çoğunluk, siyasal çoğunluk yargılar esenliğine ve aydınlığına uygun hareket etmiyor. Halbuki yargı her yerde yaşamın ve toplumun ve ulusun en sağlıklı güvencesidir. Onun tarafsız yapısı,
yasallara ve yürürlükteki anayasa uygun kararları herkes için bir güvencedir. Biz bunu göz ardı ediyoruz. Türkiye'de benim yaşamım bu. Siyasal iktidarın ağırlığı toplum üzerinde bir baskıdan öteye geçmiyor. Yani aslında bunlar birer uluslar için yaşam kanalındadır, aydınlık değildir. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli konuğum olduğunuz için, vaktinizi ayırdığınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Telefondasınız, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Buyurun efendim. Katkıda bulunmuş olabilirsem, bizim zihin aydınlığımıza bir nokta kadar olsa, bir damla mı olmuş olabilirse, ben bundan mutluluk duyarım. Her zaman da sizin bu tür sorunlarınıza yanıt vermeye gücüm yettiğince hazırım. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir noktadan çok ötesi elbette anlattıklarınız ve söyledikleriniz. Bir eski Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak çok sağ olun efendim. Sağ olun. Esenlikler, başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, kendisi telefonla bağlanmak durumundaydı. Tabii böyle önemli bir ismin görüşlerine de başvurmak istedik. Kendisiyle vedalaştık. Tekrar siyaset bilimci Sezin Öney ve anayasa hukukçusu Mert Duygun'a hoş geldiniz diyeyim. Şimdi aslında biraz siyasi olarak da rejim açısından da bu kararın ne anlama geldiğini anlatmış oldu Yekta Bey. Ben biraz hukuki teknik ayrıntı sormak isterim Sezin Hanım. İzninizle Mert Bey'e döneceğim yine. Mert Bey, ne diyorsunuz? Yani bir usul hatası var mı? Teknik olarak tüm bu yaşadıklarımız ne anlama geliyor anayasa hukuk açısından? Merhaba, öncelikle teşekkür ediyorum bu Nereden imkanı verdiğiniz. başlasanız siz de bir derin nefes alıp düşündünüz değil mi? Yani gerçekten öyle bir anayasa hukukçusu olarak bu süreci anlatmak çok zor benim için. Yani bütün anayasa hukukçusu meslektaşlarım için. Çünkü bu Can Atalay vakasında olan süreç, yani şöyle başlamak lazım aslında olaya. Türkiye biraz 2001'den beri tutuklu milletvekilleri başlığı altında bence biraz da bu kadar yeni ileride kavramının, metaforunun bu kadar kullanıldığı siyasal ortamla çelişki içerisinde bir tutuklu milletvekili sorunu yaşıyor. Mustafa Balmazoğlu, Mehmet Abarak kararlarından beri de Anayasa Mahkemesi bu konuya ilişkin kararlar veriyor. Ve bu kararların aşağı yukarı hepsi aslında aynı sonuçlara varıyor. Yani aslında biz bu kararlar uygulansaydı en baştan Can Atalay vakasının başında veya Yargıtay en baştan zaten Can Atalay'ın bu Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararları dikkate alarak tahliyeseydi bu konuları konuşma olacaktık. Ama Can Atalay olayında mesele biraz daha diğer tutuklu milletvekillerinden farklı bir kanala vermiş durumda. Çünkü ilk defa bu sefer Anayasa Mahkemesi'nin açıkça verdiği ihlal kararlarına rağmen, ki bir kere değil iki kere verdiği ihlal kararlarına rağmen karar uygulanmadı ve daha ötesi karar uygulanmayarak işte dün olduğu üzere Sayın Vekili, Vekil düşündüğünü biz görüyoruz. Dolayısıyla bir anayasa hukuki olarak bunu anlatmak gerçekten zor. Çünkü bir hukuki çoğu durum var teknik açıdan. Ama yine de tabii yani anayasa hukukçusu olarak bunu ben teknik olarak açıklamaya çalışayım izninizle. Şimdi usulü olarak bir itirazdan bahsediliyor. Evet, yani daha önceki milletvekilinin düşürülmesinden farklı olarak bir kere daha öncekilerde ne soruldu? Bir önce onu bir söyleyeyim. Daha önceki milletvekilinin düşürülmesinde bir ilgili kararların Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından meclise bildirilmesi, daha sonra meclis genel kurulunda bu konuda söz konusuydu. Bu ise şu şekilde bir mesele oldu. Mesela Yargıtay'ın bu silsileyi aşarak doğrudan meclise bir yazı ilettiğini, meclis TBMM Başkanlığı'nın da genel kurulda aslında milletvekilinin düşmesine yol açacak kararı değil, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının da ikinci kararı kurduğu şeklinde bir realite ortada. Dolayısıyla evet, usulü açıdan bakıldığı zaman bir eksiklik söz konusu. Esasında etki eder bu. Ama tabii şunu söylemek de lazım. Yani aslında meselenin bu kadar teknik bir ayrıntıya bu gerçeği de hukuki gerçeği de göz önünde bunun para yanlış olur çünkü yani bu usulü hatta düzeltilip tekrar okunursa Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koyduğu hukuki gerçeklik yok. Hayır. Yani bu esas sorun Anayasa Mahkemesi'nin iki kere vermiş olduğu, ben de çok açık bir şekilde yani çok mesela detaylı bir şekilde vermiş olduğu kararların yargılar tarafından uygulanmaması. Yani burada esas gerçekliği çok kaçırmamak lazım. Hani yoksa bir yer usulü meslektaşlarımızın da dün ortaya koyduğu
genel kurulda karar okunurken ortaya konan soru eksiklikler, evet doğru. Ama asıl mesele Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması burada. Peki, Sezin Hanım, ne diyorsunuz? Yani tüm hukukçular meselenin aslında bir hukuki açıdan neredeyse bir örümcek ağına falan dönüştü herhalde. Bilmiyorum, benzetme doğru mu, yanlış mı? Hani ipin ucu bulunamıyor. Yani bundan sonra hangi yol işlenmeli diyoruz? Şöyle olsaydı, böyle. O kadar çok seçenek var ki, çünkü gerçek anlamda norma uygun bir hukuk süreci işlemedi anladığımız kadarıyla. Ama tabii meselenin siyasi olduğu söyleniyor. Niye sizce bu kadar ısrarcı iktidar bu konuda? Tabii siyasi, çünkü bir kere milletvekillerinin özellikle dokunulmazlıklarını kaldırılması, o yargı ve hapis süreçlerinde bunları gördük şimdiye kadar. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu vakalarında iki kere bir karar verince Anayasa Mahkemesi orada duruluyordu. Yani o anlamda iktidarın da kendine göre bir kırmızı çizgisi vardı. O Anayasa Mahkemesi kararlarını tamamen hiçe sayma gibi bir noktadan dönüyorlardı. Fakat bu kırmızı çizginin bu sefer aşıldığını gördük. Ve ne olursa olsun Can Atalay hapiste tutulmak istendi. Bu gayet net. Bunun da tabii ki siyasi sebepleri var. Söz konusu olan Gezi davası olmasaydı, herhangi bir başka dava olsaydı, hatta terör ilintili hakikaten başka bir dava olsaydı, Can Atalay serbest kalırdı ikinci kararından sonra Anayasa Mahkemesi'nin. Fakat burada Gezi çok başka bir anlam ifade ediyor iktidar için. Zaten bunun işaretlerini biz daha önce lise tarih kitaplarına Gezi konusu girdiğinde bir işareti görmüştük. Bir kurucu mitoloji, bir kurucu mit yaratılıyor yeni cumhuriyetle ilgili, AK Parti'nin yeni cumhuriyetle, iktidarın yeni cumhuriyetiyle ilgili. Ve orada Gezi olayları da çok önemli bir dönüm noktası, bir iktidarın varlığını tehdit eden, daha doğrusu devletin işte varlığını tehdit etmiş oluyor. Çünkü devlet eşittir iktidar gibi yeniden şekillendiriliyor ve bu yeni cumhuriyette Gezi davasını feda edemiyorlar. Ya oradan bazı isimler serbest bırakılır vesaire, ama o davanın çok kilit bir ismi, sembol bir ismi haline geldiği için Osman Kavala ve tabii Can Atalay mesela o konularda asla geri adım atılmıyor. Burada işleri komplike yapan iktidar açısından Can Atalay'ın milletvekili seçilmiş olması oldu. Keşke diğer muhalefet partileri de Gezi davasından adayları gösterselerdi ve milletvekili seçilselerdi de bu tek bir Can Atalay meselesi değil, bir blok mesele olarak. Bir sürü, çünkü üst üste karar o zaman söz konusu olacaktı Anayasa Mahkemesi'nden. Onların topluca bu şekilde haklarının çiğnenmesi mümkün olamayacaktı belki de, veya çok daha zor hale gelecekti iktidar için. Ama tabii siyaseten böyle bir yaklaşım gösterilmedi milletvekilinin listeleri hazırlanırken. Sonuçta mesele iktidarın kendisi işte kendi şu an kısa vadeli çıkarlarını düşünerek yaptığı, gerçekten büyük bir cehennemin kapılarını açmak. Şimdiden mesela bugün işte sevgili Müftah'ın sağlığının paylaşımı vardı. Ve onun söylediği idare mahkemelerinde bu barış akademisyenleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar tanınmıyor bazıları tarafından. Şimdi bu nasıl bir şey? Yani şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının tanınmamasının yavaş yavaş bir pratik haline geldiği noktaya gidiyorsak, o zaman alt mahkemelerin, üst mahkemelerin verdiği kararları da şu veya bu şekilde tanımayabilir. O zaman siz siyasi güç, para vesaire çeşitli yöntemlerle yargıyı satın alabilirsiniz, zorlayabilirsiniz, kendi hukukunuzu yaratırsınız. O zaman ben kanunlara uymayayım, kafama göre bir yargı şekillendireyim. Oradan şeklen bir karar çıkartayım. Şimdi bu garip garip şeyleri biz yavaş yavaş yaşamaya başladık. Yani hakikaten Türkiye'nin hukuksuzlukları ile ilgili çok sorun var, ama mesela Boğaziçi Üniversitesi'nden de bir öğrenci kampüse sokmama durumları vardı biliyorsunuz. Bir mahkemeden çıkan kararı bununla ilgili bir yargı süreci başlatmış.
Bu yürütmeyi durdurma kararı aldı. Fakat buna rağmen ders saati dışında kendi üniversitesinin kampüsüne giremiyordu. Çünkü orada da güvenlik tanımıyor yargı kararını. Böyle bir kaosun içine giriyoruz. Yani o zaman işte dediğim gibi yani bir hukukun tamamen ortadan kalktığı, herkesin güçlünün kendi hukukunu kendince uygulatmaya çalıştığı bir kaos, bir jungle'ın içine atıyor kendini Türkiye. Peki çok teşekkürler bu giriş için Sezin Hanım. Size başka sorularım olacak. Şimdi Mert Hocam, ben anladığım kadarıyla siz şunu tarif ettiniz aslında. Diyorsunuz ki evet, meclis usul yönünden bir hata yaptı ama diyelim ki bu usul hatasını yapmamış olsaydı ve o tamamlayıcı işlemi Can Atalay milletvekilliğini düşürecek doğru kararı okumuş olsaydı dahi yine Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı ortada olduğu için aslında anayasaya aykırı bir şey yapmış olacaktı. Doğru mu anlıyorum? Evet, yani çünkü zaten zincirin ilk halkası zaten anayasa aykırı. Yani anayasa halkasını burada yargıtayın ilgili kararı, anayasa mahkemesi ilgili kararını uygulaması hem de iki kere. Yani çünkü daha önce de Sezin Hanım da söyledi. Evet, daha önceden bir Enis Berber vakası var. Mesela yine daha önce İstanbul'daki ceza mahkemesinin uygulamadığı ama Anayasa Mahkemesi orada ne yaptı? İkinci bir hak ihlali kararı verdi ki oldukça sert bir şey vardı, içeriği vardı. Sonra o karar uygulandı. Burada bir iki farklı olan şey, Anayasa Mahkemesi mi verdi ikinci karardan sonra ve bunun burada adeta direnmesi. Dolayısıyla burada dediğimiz gibi yani aslında burada yapılması gereken şey bu şekilde Anayasa Mahkemesi kararının içeriğinin burada doldurulması. Burada nasıl bulabilirim? Bu çözümü çözebilecek ya meclis bunu bir şekilde bir kanunla bunu çözebilirdi ya da Anayasa Mahkemesi'nin kararını göz önüne alıp bu kararı okumayabilirdi. Çünkü burada da şöyle bir sorun olayı. Gene o 2011'den gelen silsileye bakın, teamül haline gelmiş olmasın. Meclis başkanlarının daha önce belirli vakalarda bu kararı okumadığını görüyoruz. Örneğin mesela ilk defa Cemil Şahin Türkiye'nin Türkiye Uygulama Meclisi Başkanlığı döneminde olan bir şeydi. O dönem Engin Alan ve Sebahattin Tuncel hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bu vardı. Mesela o dönem bireysel başvuru kararıyla ilgili demek için bu kararı okumadı. Ve daha sonra hak ihlali kararı Anayasa Mahkemesi verdiğinden sonra da o kararından zaten yeniden yargılanıcı dolaştığı için milletvekilleri iki vakada düşmüş oldu. Dolayısıyla burada da belki benzer bir vaka izlenebilirdi. Ya da Anayasa Mahkemesi'nin kararı da gözetebilirdi. Ama ben umarım Yargıtay'ın belirlemiş olduğu karar, yani kesinleşmiş karar oturarak milletvekili düşünmesi yolu tercih. Bu dolayısıyla evet, yani anayasa aykırı süreci aslında Anayasa Mahkemesi kararının göz önünde bulundurulmamasıyla meydana gelmiş oldu. Peki Sezin Hanım, şimdi aslında sizin bir tespitiniz oldu bu konu yaşanır yaşanmaz Meclis Genel Kurulu'nda dediniz ki Türkiye sonucu merak edilmeyen seçimlerin ülkesi olmaya doğru gidiyor. Ne diyorsunuz? Yani yerel seçimler öncesi bu gelişme ne anlama geliyor ki aslında iç politika açısından genel seçimler sonrası bir önceki 2023 Mayıs seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte kabinesi çok övülmüştü değil mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan rasyonel adımlar mı atmaya başlıyor acaba diye yorumlar yapılmıştı. Ancak gelin görün ki yine kırmızı çizgiler, Gezi davası gibi Can Atalay gibi isimler olunca konu hani rasyonelitenin dışına da çıkılabiliyor. Yorumu size bırakayım, buyurun. Ben bunları özellikle Venezuela'da şimdi 2024'ün ikinci yarısında bir seçimler var. Ve orada işte en olası aday, kazanabilecek adaylardan bir tanesi, bir tanesi değil zaten tek var aslında, bir kadın adayın diskalifiye edilmesiyle gördük. Nicolás Maduro'nun karşısına işte çıkabilecek en güçlü isim Maria Corina Machado. Elendi yarıştan. Adaylığı engellendi. Şimdi öyle bir sistem ortaya çıkıyor ki kontrollü demokrasi dediğimiz ülkelerde tamam orada sandık var fakat herhangi bir şekilde kazanabilecek muhalefet yok. O zaman siz iktidarınızı otomatik olarak sağlamış oluyorsunuz. Baktığımızda mesela Rusya'da en fazla %10'lara ulaşan bir muhalefet oluyor. Orada Mart'ta seçimler var. Sonucunu merak ediyor muyuz? Kimin kazanacağını bugünden biliyoruz. Sadece yüzde kaç alacak diye toto oynayabiliriz bununla ilgili. Şimdi orada hatta Liberal Demokrat Parti adayı Rusya'da
Şöyle bir açıklama yaptı 2023'ün sonunda. Bana verilecek bir oy Putin'e karşı verilmiş bir oy değildir. Artık daha da açık söyleyemez herhalde. Yani orada başkan adayı oluyor fakat beni de desteklediğinizde Putin'e karşı durmuş olmuyorsunuz diye de bir garanti veriyor. Ya bu sadece o figüran olarak o adayların orada olması kazanabileceklerini gösterir. Türkiye'de de bu noktaya gitmeye başlıyoruz. Aslında bu yerel seçimlerle ilgili kaçırılan tartışma o. Tamam, muhalefet de işte tabii ki işte en kazanabilecek adaylara sahip CHP gözüküyor. Sonuna kadar birçok hata var ortada. Ama siz onu da çektiğiniz zaman sistemden biz bambaşka bir şey, o adayların durumundan başka bir şeyi tartışıyoruz şu an aslında sistemsel olarak. Orada muhalefeti tamamen çekmiş oluyorsunuz. Çünkü bir daha kazanabilecek adaylar artık ortaya çıkamayacak bir sisteme doğru gidiyoruz. Hukuki olarak da bunun muhakkak seçimlerden sonra altyapısı ona göre anayasal belki de düzenlemelerle işte yeni bir anayasadan bahsediliyor vesaire yapılacaktır. Siz bir daha oraya bugün beğenmediğiniz X veya Z adayını çıkaramayacaksınız. Bu kadar basit muhalefet olarak. Ve bir şekilde yaşamaya katlanacaksınız o sistemde. Ondan sonra başınıza bir hukuksuzluk mu geliyor? Belki paranız varsa çözebilirsiniz, belki siyasi tanıdıklarınız varsa çözebilirsiniz ama gerisi önemli değil. Şimdi bu durumlar tabii ki işte Can Atalay tek başına bir olay olarak kalmıyor bütün bunları da ele alınca. Ve önümüzdeki dönemlerde maalesef bunları daha fazla görebiliriz. Önemli olan burada başta vurguladığım AK Parti'nin kendi kırmızı çizgisini dahi geçmeye razı gelmesiydi. Bu birçok şeyi gösteriyor. Ne olabilir? Burada bu saatten sonra Avrupa kurumları belki buna karşı durabilirler. Ama Türkiye'nin de Avrupa kurumlarıyla ilişkilerinin ne halde olduğu belli. Orada da Macaristan'la bugün uğraşmakta zorluk çekiyorlar. Bugün bir zirve vardı Avrupa Birliği'nde. En sonunda büyük artık aba altından büyük sopalar gösterilerek Macaristan bir Avrupa Birliği çizgisine çekilebildi. Ama Türkiye'de artık bununla dahi uğraşmak istenmiyor. Yani değil zaten tam üyelik müzakereleri mümkün olduğunca bir kordon saniter gibi böyle bir hat çekip Türkiye'ye adeta arasına mesafe koyup uzaktan işlerini halledebileceği bir noktaya geliyor Avrupa. O durumda da Türkiye'nin iç işleri, iç meseleleri kimseyi çok fazla ilgilendirmemeye başlar. Özellikle muhalefet bu kadar bölük pörçük, dağınık ve birbirinin aleyhine çalışır bir portre çizerse. Peki. Şimdi Mert Hocam, bundan sonra tek yol ahim gibi mi gözüküyor? Ne diyorsunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi mi gözüküyor? Ve tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği karar, bir kere süreç ne kadar sürer sizce? Ve tabii ki vereceği kararı artık Türkiye'de hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uyup uymayan bir ülke olduğu da herhalde muamma, değil mi, bir süredir? Şimdi evet yani şimdi Can Atalay'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne tekrar bir başvuruda bulunacaklarını söylemişlerdi aslında. Evet bir üçüncü bir başvuru yapılabilir. Muhtemelen üçüncü bir başvurudan da tekrar ihlal kararı çıkabilir. Ya ben buradan Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamadığı için yani Anayasa Mahkemesi somut olarak etkili bir başvuru olmadığı için doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilebilir. Ama burada da bir şöyle bir sorun var. Bu süreç bir kere oldukça uzun sürecektir. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin genelde kararları en kısa var olabilir. Bir yıla bulabiliyor. Diğer bir sorun da dediğiniz gibi. Yani Anayasa Mahkemesi gibi genelde bize şöyle oluyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının icrası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kıyasla şu zamana kadar daha fazla görülen bir şeydi. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının birçok kararının da uygulanmadığını ya da şu an bu komitede uygulanmasına ilişkin tartışmalar bir sürü bulunduğu düşünürsek bu aslında hukuki körlüğü arttıracaktır diye ben de düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi. Yani evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi muhtemel bir ihlal kararı verecektir. Ama o kararın bu ne sorun nerede belirlenecek? Bu karar uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Çünkü iki burada şöyle bir sorun var. Şimdi ana sorun teknik olarak şu. Anayasa Mahkemesi kararlarının doğru icrasını sağlayacak bir mekanizmaya Anayasa Mahkemesi sahip değil. Yani bir karşılaştırma örnekler verirsek Alman Anayasa Mahkemesi gibi karar iptal ediliyor. Mutlaka kararın icraması için bir başka bir yargı örgünün
İntihaliye kararı vermesi gerekiyor. Benzer bir durum Benzer Para Mahkemesi için de geçerli olacak. Dolayısıyla yine örneğin Yargıtay, Somut Olay'da ya da İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi, biz burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulamıyoruz dediğimizde bu hukuki çözüm devam edilmeyecek. Yani ben de sebebi hukukçu olarak açıklamakta dolayısıyla oldukça zorlanıyorum. Daha önceden nice kimse görmedi. Rusya örnek denememiş. Rusya'da da benzer bir tartışmalar aslında olmuştu. Yani Rusya Anayasa Mahkemesi'nin örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını, Yukos kararlarını uygulamıyoruz. Doğru da oldu. Bu konuya yaklaşık bir şey yaptırıp bulundu ama yine bir sonuç alınmadı. Yani burada aslında şöyle temel olarak mesela bir hukukçu olarak temeli çok açık yani çok açık bir şekilde Anayasa Mahkemesi üstüne düşeni yapmış durumda. Burada tamamen diğer bütçe mahkemenin ilgili karar üstünden başka bir çıkarma oluyor. Burada artık tabii ki hukukla barışabileceğimiz bir sınırı aşmış oluyor. Bilmiyorum ki anlatabildim mi? Şimdi biraz meselenin Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını anlattınız Sezin Hanım ama bir taraftan sonuçta ilişkiler konusunda bazı girişimlerde olmuştu ama Avrupa Birliği'nin Türkiye'den beklentileri vardı. İşte demokrasi, hukuk gibi. Şimdi Avrupa Birliği'nin de artık dediniz ki yani Türkiye'de işlerini halledebilecekleri bir iktidar, gerisine de karışmadıkları bir duruma doğru gidiyor. Ya Türkiye gözden çıkardı mı Avrupa Birliği? Ne diyorsunuz? Gözden çıkarmanın ötesi kendi içlerinde çok ciddi sorunlar var. Şimdi bu Ukrayna'ya tamamen zaten ilgi yönelmiş vaziyette. Siyaseten Ukrayna'ya doğru genişleme çok daha büyük bir hayati öncelik. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili zaten böyle bir genişleme hedefleri ortaya konurken Türkiye tamamen onların geçtiğimiz yıl sonu işte bütün bunlar oldu. Türkiye'de de çok tartışamadık bunları ama o makastan ayrılmış oldu zaten. Tamam işte o tam üyelik müzakereleri bir şekilde orada ismen duruyor. Ve bana kalırsa ismen durmasında da ne olursa olsun fayda var. Çünkü şimdi böyle bir iktidarın, bugünkü iktidarın kendi kafasına göre yapabileceği, Türkiye'nin bütün geleceğine, Avrupa ile olan ilişkilerini de onlarca yıl belki şekillendirecek şekilde o kararları alması doğru değil. Yani bir imtiyazlı ortaklık pazarlığını sadece bu iktidarın değil, bütün Türkiye'nin bir araya gelerek siyasetini yapabilmesi lazım. Ki gerçekten herkesin çıkarına bir sonuca varılabilsin. O noktada olmadığımız için Türkiye'de muhalefet de çok zayıf düşerse siz kendinizi kurtaramıyorsunuz. Biz sizi niye kurtaralım veyahut da bize ne noktasına gelmesi çok mümkün Avrupa ile Türkiye ilişkilerinin ve zaten o noktadayız aşağı yukarıda bu çizdiğim çerçevedeyiz maalesef. Ondan dolayı şimdi tabii o denge ve denetleme mekanizmalarından iyice kopunca Türkiye, biz hala onların iyi kötü etkilerini görüyoruz. Ama birçok açıdan kopunca tabii bunun sonuçları ne olur, nasıl etkileri olur bunu tam bilemiyoruz. Yani bu hoş etkileri olmayacağını öngörebiliriz şimdiden. Ya en azından şimdi Anayasa Mahkemesi 15'te 15 bir kararla ikinci kez Can Atalay kararını verebiliyor. Ve asıl orada yaptıkları tabii Can Atalay kararının ötesinde mahkemenin onurunu korumak. Mahkemeye sahip çıkıyorlarsa bu biraz da Türkiye'nin o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve üst Avrupa o yargı çatısıyla evrensel hukukla olan bağları yüzünden. Siz şimdi bunları keserseniz orada bir denge denetleme mekanizması kalmaz. Kaldı ki son dönemler şimdi bunlar çok bu günlerde fantastik gelebilir ama yani bu son Mayıs seçimlerinden beri farkındaysanız bu tarikat cemaat konularını çok fazla konuşmaya başladık eğitimde etkilerini. Ortada bir takım işte iddialar oldu. Orada genç işte alt kademelerle ilgili oradaki yapılanmalarla ilgili. Orada Atatürk fotoğrafını takma takmama vesaire çeşitli sebeplerle ortaya çıkan münakaşalar. Bunları konuştuk. Şimdi yargıda da bugün Erdoğan'ın çıkışı bu şeriatla ilgili herhangi bir çıkış değil. Yani ben normalde bu konuları çok fazla şimdiye kadar gündeme getiren ve alarm zilleri çalan biri değilim ama burada bir yeni anayasayla paralel hukuka bile geçilebilir. Şer'i mahkemeler bir yanda işte medeni hukukun vesaire uygulanacağı işte diğer yasaların uygulanacağı mahkemeler bir yanda vesaire gibi. Ya bu tarz
artık noktalara gitmemiz muhtemel ve Türkiye'nin kendi denge denetleme mekanizmaları maalesef devletteki artık buna yeterli değil. Buna yeterli olabilecek tek şey toplumsal muhalefet. O toplumsal muhalefet de az değil. Bugün Erdoğan'ın konuşmasında işte saflaşma, kutuplaşma için yapıldığı konuşma daha çok dendi ama hakikaten de bir şey var orada. Yani bu yeniden refahlı olan pazarlıkları vesaire biz bazı kesimlere daha verebilecekleri, beraber yol yürüyelim neler neler yapabiliriz gibi. Bu işte şeylerle, çıkışlarla belli bir işte kesim bir araya daha çok öbür taraf düşmanlaştırmaktan çok bir kendi tarafını konsolide etme bir derdi burada göze çarpıyor. Ve dediğim gibi yani bu hukuksuzlukların bir kere kapısı açılınca biz böyle şeyleri de gayet mümkün, dediğim gibi paralel mahkemeler vesaire hallerinde hiç şaşırmamamız lazım bunlar gündeme gelirse. Orada işte azınlık olan zaten bir azınlık bu işi yanlış anlıyor diyor o konuşmasında, Diyanet konuşmasında Erdoğan. Orada bir azınlık hissettirme, sürekli siz azsınız, siz zaten buna karşı çıkanlar toplumun küçük bir kesimisiniz, marjinallersiniz mesajı verilmeye çalışılıyor. İşte o yüzden muhalefetin bir arada çok fazla olması lazım. Evet. Peki Mert Hocam, size şu soruyu da sormak istiyorum son olarak. Yani şimdi biraz muhalefet de bunun üzerinde duruyor aslında. Meclisin Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymadığı, Anayasa Mahkemesi'nin yerel mahkemenin kararına uymadığı bir ortamda, yani anayasanın aslında yok sayıldığı bir ortamda, sonuçta bireyler arasındaki kurumlar ve bireyler arasındaki ve kurumların birbiriyle arasındaki ilişkiyi belirleyen bir metin ortada yok demektir. Yani herkes bir başkasının anayasaya aykırı hakkının ihlal edildiği bir duruma yol açacak bir hamle yapabilir ve bunu denetleyecek, dengeleyecek o metnin çiğnenmesinde bir sakınca yok anlamına geliyor. Yani nasıl ilişki kuracağız birbirimize, biraz bilmiyorum bu hukuk felsefesinin konusu mu olduğu, hangi dalın konusu oluyor, ama birbirimizle ilişki kuracağımız bir metin ortada yok gibi görünüyor. Ne diyorsunuz? Çok güzel aslında özetlediğiniz. Şöyle, şimdi ben de yeni bir tarihsel referans vereyim. Tabii canavar bildiğimiz o Türkiye İşçi Partisi'nden vekili. Türkiye İşçi Partisi'nin, yani esas Türkiye İşçi Partisi'nin 60-70 yılları sloganı anayasanın tasfiyen uygulanmasıydı. Yani o dönem hatta açmış oldukları Anayasa Mahkemesi'nde daha çok iptal davalarıyla o dönem gerçekten anayasa kurulmasına çok katkıda bulunmuşlardı. Şimdi burada bu vakayı özelinde söylüyorum. Canan Erdem vakası ise, yani özellikle başta Yargıtay'ın verdiği karar olmak üzere anayasanın tasdikten uygulanmaması gelecek bir sonucu vardı. Yani ve dediğiniz gibi yani biz burada hukuk felsefesi dediğimiz az önce yani neydi o işte bu toplum sözleşmesi ve anayasa nasıl esas şey biz dersler toplum sözleşmesi olduğunu söyleriz. Yani kişiler devletin bir takım kendi haklarından yani güvenlikleri için, adalet için bir taviz verirler. Böylece küçük olan vergini sahip olan yegane el kurulur. Meyleme çıkar. Şimdi burada da ne vardı? Bir sonra olur da mahkemeler bunu çözer. Yani bu kadar aslında basit anlatabileceğimiz bir ön basit ifadeyle anlatıyorum. Bir sözleşme varken burada şimdi Anayasa Mahkemesi kararına uygulanmıyor diye geliyoruz. Peki sizin aramada söylediği gibi işte başka mahkemelerin de Anayasa Mahkemesi kararlılığı ya da İdari mahkemeleri dönüşler kararlarına işte başka mahkemeden Yargıtay kararına uyulmazsa ne olacak? İşte zaten Canatalay'ın vekilliğinin düşünmesine kadar giden sürecin bence verattığı temel soru ve bunu inanın ben de cevap veremiyorum. Zaten verilmediğin içinde bu anayasa hukukçusu bir hukukçuya da aynı ilişkini taşıyorum. Çünkü şunu diyebilir yani neyin başka mahkeme? Yani nereye yapalım? 13. ayda zam mahkemesi, anayasa mahkemesi kararı bulunuyorsa, örneğin bir ihlal mahkemesi, ben mi döneyim? Sorusunu sorup o zaman ne cevap verebileceksiniz? Ya da anayasa mahkemesinin kararını icrasını sağlayacak mekanizmalardan sonra düşünürsek, anayasa mahkemesi kanunu çünkü bu konuda bence yetersiz bir metin. Bir de son bir şey daha sorup ben de bitirmek istiyorum. Bir de şöyle bir süreç var. Selim'e ben söyleyeyim. Yani mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki Türkiye 1987'den beri bilgisayar ben şunu yolunu açmış bir ülke. Yani 87'den beri yurttaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bilgisayar ben şunu da bunu bilmiyorlar. Ve 2000'de zaten Anayasa Mahkemesi'nde bilgisayar ben şunu da bilmem ne şundan beri
Aynı yolunu biraz geciktirmek ya da aynı yolunu çevirmekti. Yani biz mesela iş hukukta çok dedim. Şimdi burada canı kararından sonra Doğrultu zamanında ki zaten bu için Azerbaycan'ın başına bu geldi. Azerbaycan'ın başına bu geldi. Yakın zamanda o BSM mahkemesine belki bireyler bu yüzden başvuracak. Ben sonra anayasa mahkemesi kararını zaten uygulanmıyor. Bu sizin adamın söylediği işte çok haklı olarak söylediği işte denge denetim mekanizmaları Türkiye'nin etkisini bence oldukça önden kaldırıcı bir gelişme. Yani şunu da istiyorum esasında. Belki Cevutay'a bakarsa Türkiye'nin bireysel basının sorunun kavramına girebilecek. Hem öyle bir ay önce kanunlarla da tartışılan işte Anayasa Mahkemesi kanununda düşünülen değişiklikler gündemi bilirse. Çok teşekkür ediyorum efendim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Siyaset bilimci Sezin Öney ve anayasa hukukçusu Mert Duygun çok teşekkür ediyorum bir kere daha. Ne konuştuk efendim Açık Oturum programının bu bölümünde? Can Atalay'ın, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi Meclis Genel Kurulu'nda okunan karar. Hukuki boyutunu konuştuk, siyasi boyutunu konuştuk. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.